Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verben im Satz, yani cümlenin içerisindeki fiiller. Bu dersimizde arkadaşlar bir pekiştirme yapacağız. Yoğun bir şekilde daha önceden görmüş olduğumuz konuları bu ders videosunda bir bütün olarak inceleyeceğiz. Burada çeşitli zamanları, çeşitli yapıları hep birlikte bir cümlenin etrafında inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Hauptsätze denilen şey arkadaşlar aslında ana cümleler demek. Şimdi ana cümle olarak baktığımızda arkadaşlar Ich fahre jetzt nach Hause ana cümlesini görüyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar fahren neydi? Sürmek demekti. Kara araçları için kullanılıyordu. Fahren aynı zamanda neydi? Düzensiz fiil demekti. Jetzt şimdi nach Hause eve doğru demek değil mi? Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Ben şimdi eve doğru gidiyorum demek. Dolayısıyla Ich fahre jetzt nach Hause. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi ben lassen ile inceleyecek olursam, lassen hatırlayacak olursanız arkadaşlar bunu ayrıntılı şekilde önceki ders videomuzda görmüştük. Daha doğrusu buradaki birçok yapı hepsini görmüştük. Dolayısıyla bunu lassen ile inceleyecek olursak lassen yaptırmak, bıraktırmak anlamına gelmiş oluyordu. Tabi ilgili fiil ile bir bütünlük içerisinde incelenmesi gereken bir yapıydı. Şimdi lassen'e baktığımızda arkadaşlar cümleye baktığımızda Ich lasse Julia nach Hause fahren. Evet, aracılık etmek oluyor aslında bir bakıma. Julia neydi? Bir kadın ismiydi. Nach Hause fahren. Bakın burada arkadaşlar ne olmuş? Lasse tıpkı bir modal fiil gibi davranılıyor. Ve asıl fiilim fahren ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ben Julia'yı eve bırakıyorum. Yani ben ona aracılık ediyorum. Ve benim arabamla ya da benim işte binmiş olduğum bir araçla onu eve bırakıyorum anlamına gelmiş oluyor. Yani Julia tek başına gitmiyor. Ben onu götürüyorum anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Asıl fiilim olan fahren'i lassen ile birlikte kullanıyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla ich lasse fahren şeklinde. Öyle değil mi? Dolayısıyla ich lasse Julia nach Hause fahren demiş oluyorum. Sonraki kelimeye baktığımızda ya da yapıya baktığımızda arkadaşlar brauchen ihtiyacı olmak demek arkadaşlar. Şimdi brauchen ihtiyacı olmak ile kullanacağım bir cümlede ne yapıyorum arkadaşlar? Mecburen zu plus infinitif gerektiriyor. Bu da tıpkı lassen'de olduğu gibi ikinci pozisyonda olmuş oluyor. Ancak burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Burası önemli. Zu ile birlikte yani zu plus infinitif ile birlikte kullanılmış oluyor. Bunu da ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Ich brauche Julia nicht nach Hause zu fahren. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? İhtiyacım yok. Yani bunu yapmama gerek yok anlamına gelmiş oluyor. Ich brauche Julia nicht nach Hause zu fahren. Yani benim Julia'yı eve bırakmama gerek yok. O kendi gider gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla ben bu cümlede ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bu anlamı versin diye brauchen'i kullanmam gerekiyor. Tabii neyle birlikte? Zu plus infinitifle. Dolayısıyla Julia'yı eve bırakmama gerek yok derken Almanca karşılığı neymiş? Ich brauche Julia nicht nach Hause zu fahren demekmiş. Şimdi ben Ich fahre jetzt nach Hause cümlesine baktığımda bunu modal veya yani modal fiili olarak inceleyecek olursam neydi bu modal fiiller hatırlayacak olursak arkadaşlar müssen, können, wollen, sollen, möchten, mögen değil mi? Bunların hepsi modal fiillerdi. Bunları da ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Dolayısıyla burada da ne oluyordu arkadaşlar? Modal fiilimi ikinci pozisyonda tutarken mastarda ne yapıyordum arkadaşlar? Asıl fiilimi mastarda bırakıyordum. Buradaki asıl fiilim neymiş? Fahre. Dolayısıyla ne olacak? Fahre ne olacak? Hiçbir
özneden etkilenmeyecek mastarda ve cümlenin sonunda olması gerekiyor. Asıl çekimlemiş olduğum şey ne? Modal fiilim. Bu durumda burada müssen yani zorunluluk. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Evet, ne diyor bu? Bir zorunluluk. Şimdi benim eve gitmem lazım. Lazım, gerekli, şart anlamında müsseni kullanmam gerekiyor. Eve gitmem lazım. Eve gitmem gerekiyor. Dolayısıyla ich muss jetzt nach Hause fahren demiş oluyorum. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar perfect zamanı görüyoruz. Perfect zaman hatırlayacak olursanız daha önceden de söylemiştim. Karşımıza yeni yapılar çıktıkça mutlaka bunu söylüyor olacağız demiştim. Ancak burada bir toparlayıcı bir ders olduğu için buraya baktığımızda ich fahre jetzt nach Hause fahren neydi arkadaşlar? Sürmek demekti. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya derken yardımcı fiilim perfektlikte hatırlayacak olursak neydi bunlar? Haben ya da sein. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya bir geçiş varsa, bir yer değiştirme varsa ne yapıyordum arkadaşlar? Hatırlayalım. Sein kullanıyordum. Dolayısıyla fahren de bir noktadan bir noktaya bir geçiş gerektirdiği için, bir aksiyon gerektirdiği için neyi gerektiriyor? Sein'i gerektiriyor. Peki ben sein'i işe göre yorumlayacak olursam nasıl çekimlerdim? Ich bin derdim. Dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar? Fahren'i ich bin gefahren, sürdüm, gittim anlamına geliyor. Dolayısıyla diğer öğeleri de yerine yerleştiriyorum. Zaman olarak da dün dersem, dün neydi? Gestern. Cümleye bir bakalım arkadaşlar. Cümle ne diyor bize? Ich bin gestern zu spät nach Hause gefahren. Evet, gestern, dün, zu spät, çok geç, nach Hause, eve. Dün çok geç eve gittim demek. Dolayısıyla fahren bir araçla, bu fahren'den kasıt ne olabilir arkadaşlar? Kara araçlarıyla, bu bir tren olabilir, otobüs olabilir, bisiklet olabilir, araba olabilir, öyle değil mi? Tramvay olabilir, tren olabilir gibi gibi birçok kara araçları için geçerli fahren. Dolayısıyla ich bin gestern zu spät nach Hause gefahren. Dün çok geç eve gittim demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar plusquamperfekt. Evet, geçmiş zaman Almanca'da birazcık böyle iç içe girift olarak kullanılan bir yapıyı gerektiriyor. Şimdi hatırlayacak olursanız arkadaşlar perfect için ne demiştik? Dili geçmiş zaman demiştik. Ancak plusquamperfekt için de ne demiştik arkadaşlar? Bu uzak geçmiş için kullanılabiliyor ama buradaki yapıda yakın geçmişte oluyor, olabiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi iç içe kullanılan bir yapı. Dolayısıyla bunu inceleyecek olursak arkadaşlar plusquamperfect'in durumu neydi? Tıpkı perfect yapar gibi davranıyordum. Ancak yardımcı fiilim ne oluyordu arkadaşlar? Farklı şekilde yorumlanıyordu. Şimdi biz buraya baktığımızda arkadaşlar ich hatte gestern versucht. Haben ne olmuş arkadaşlar? Hatte olmuş. Versuchen tıpkı perfect'te de ne oluyordu? Versuchen, versucht olacak. Dolayısıyla plusquamperfect yaptığımda hatte versucht şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla denedim, versuchen, hatte versucht. Ich hatte gestern versucht dich anzurufen. Evet, bu cümle diyor ki bize dün denedim. Ancak biz güzel Türkçemizde ne deriz? Dili geçmiş zamanı kullanırız. Bu durumda ne yapabilirdik arkadaşlar? Perfekti kullanabilirdik. Ancak burada uzak geçmiş formu olan plusquamperfect kullanılabiliyor. Dolayısıyla dün denedim seni aramayı derken ich hatte gestern versucht dich anzurufen. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Ancak burada anzurufen infinitif, zu plus infinitif var. Anrufen ayrılabilir fiil olduğu için hatırlayacak olursak ne demiştik bunu zu plus infinitif konusunda ayrıntılı şekilde araya giriyor demiştik değil mi? Dich de seni demekti. Seni aramayı denedim dün gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla burada ne yapmış? Cümle plusquamperfect şeklinde gitmiş.
Dolayısıyla dün seni aramayı denedim derken ich hatte gestern versucht dich anzurufen demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich lasse Julia nach Hause fahren. Ich lasse Julia nach Hause fahren. Ich brauche Julia nicht nach Hause zu fahren. Ich brauche Julia nicht nach Hause zu fahren. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Ich bin gestern zu spät nach Hause gefahren. Ich bin gestern zu spät nach Hause gefahren. Ich hatte gestern versucht, dich anzurufen. Ich hatte gestern versucht, dich anzurufen. Şimdi örnek cümlemizi arkadaşlar futur zamanda yani gelecek zamanda inceleyelim. Ama öncelikle tekrar bir bakalım arkadaşlar. Ich fahre jetzt nach Hause. Şimdi eve gidiyorum. Gelecek zaman yani futur olarak baktığımızda gelecek zamanda ne yapıyorduk arkadaşlar? Werden'i kullanıyorduk. Tıpkı modal fiil gibi davranıyorduk. Ne yapıyordum? Bunu da mastarda bırakıyorum ve cümlenin sonuna atıyorum değil mi fahreni? Dolayısıyla ich werde heute spät nach Hause fahren. Bugün eve geç gideceğim. Dolayısıyla ich werde heute spät nach Hause fahren. Ne yapıyorum arkadaşlar? Özneye göre werden'i çekimliyorum. Dolayısıyla fahren ne oluyormuş? Mastarda cümlenin sonunda oluyormuş. Ich werde heute spät nach Hause fahren. İmperatif. İmperatif, evet bu konuların hepsini ayrıntılı şekilde görmüştük. İmperatif de neydi arkadaşlar hatırlayacak olursanız? Emirdi. Öyle değil mi? Peki ben imperatif dediğimde emir kullandığımda ne yapıyordum? Mutlaka o ilgili kişi ya da kişiler karşımda olmaları gerekiyordu. Bunlar kim olabilirdi arkadaşlar? Du yani sen. Es için kullanamam. İş için de kullanamam. Kendime emir veremem. Öyle değil mi? Dolayısıyla ihr yani karşımda bir grup varsa ikinci çoğulda bunu kullanabilirim. Saygı formunda olan sie tabii orada birazcık daha yumuşatarak bitte diyebilirim. Ancak buradaki örneğe baktığımızda burada bir emir kullanılıyor. Bu evet burayı bir bakalım isterseniz. Burada ne yapıyordum ben? Fiilimi cümlenin başına getiriyordum ve cümle ne diyor? Fahren Sie nach Hause. Eve gidin. Evet. Ne diyor bu cümle? Demek ki eve gidin. Fahren Sie nach Hause. Bakın ne olmuş arkadaşlar burada? Biz bu fiilleri cümlenin başına getirdiğimizde ne oluyordu? Birazdan görüyor olacağız zaten bunları. Bir cümlenin içerisinde fiil baştaysa eğer ne oluyordu? Soru cümlesi oluyordu. Ancak burada bir kati bir durum var. Deniliyor ki eve git, yap, et anlamına geldiğinde ne yapıyorum? Fiilimi başa koyuyorum ve ünlemi mutlaka koymam gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Eve gidin. Söz gelimi diyelim ki karşımızda bir doktor ve hasta ilişkisi içerisinde olan bir durumu düşünelim. Ve karşımızda bir hasta var diyelim. Eve gidin deniliyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz bu durumda? Fahren Sie nach Hause diyeceğiz. Öyle değil mi? Buraya baktığımızda Zeitangabe am Anfang. Zeitangabe bundan kasıt ne arkadaşlar? Zamanı kastetmiş oluyorum. Am Anfang başta. Yani cümlenin başında zaman varsa ne yaparım? Gayet basit. Almanca'da arkadaşlar mutlaka fiilimi ne yapıyordum arkadaşlar? Ne olursa olsun ikinci pozisyonum mutlaka fiilime ayrılmış oluyor. Dolayısıyla yükleme ayrılmış oluyor. Nasıl ki biz güzel Türkçemizde yüklemi ne yapıyoruz? Sona koyuyorsak Almanca'da da kural bu. Ne yapıyorum? İkinci pozisyona koyuyorum. Ancak
perfect zamanda olduğu gibi ya da işte modal fiiller gerektiği durumlarda ne yapıyorum? Orada yardımcı eylemi ikinci pozisyona koyuyorum, öyle değil mi? Ama onun haricinde Hauptsatz ya da olağan bir cümle, bir ana cümlenin içerisinde demek ki ne yapmış oluyorum? İkinci pozisyona ne yapıyorum? Yüklemi koymuş oluyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Ich fahre jetzt nach Hause, değil mi? Ne yapıyorum? İkinci pozisyona koymuş oluyorum. Buraya baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Gestern, bakın burada Zeitangabe neymiş? Gestern am Anfang. Demek ki başa geldiğinde ne olacakmış? Gestern bin ich spät nach Hause gefahren. Bakın burada tıpkı az önce söylemiş olduğum gibi yardımcı fiilim sein ikinci pozisyondaydı. Zaten buna da alışıktık değil mi? İkinci pozisyona aşinayız. Bin gefahren şeklinde oluyor. Gestern bin ich spät nach Hause gefahren. Dolayısıyla ben şöyle de diyebilirim. Ich bin gestern spät nach Hause gefahren diyebilirim. Dolayısıyla şu altını çizmiş olduklarım mutlaka yerli yerinde duruyor. Onun haricinde dilediğim gibi oynayabilirim arkadaşlar diğer yapılarla. Tabii bunu başa getirmiş olsaydım devrik bir cümle olacaktı. Ancak bu da gene bir cümle olacaktı. Ancak mutlaka ama mutlaka bu altını çizmiş olduklarım, yani bu yardımcı fiilim sein ve asıl fiilim gefahren mutlaka yerli yerinde kalacak. Fahren az önce de söylemiş olduğum gibi. Neydi? Gefahren sürdü, sürdüm. Dolayısıyla gestern bin ich spät nach Hause gefahren. Dün geç eve gittim anlamına gelmiş oluyor. Zaman zaman hatta bunu ileri seviyedeki öğrencilerde de görebiliyoruz. Maalesef arkadaşlar bu yapılar yanlış kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu yanlış aktarılabiliyor. Yani yanlış aktarmaktan ziyade yanlış kullanım olabiliyor. Bunları yerli yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu altını çizmiş olduklarımdan lütfen şaşmayalım. Mutlaka bu pozisyonda kalmasına dikkat edelim arkadaşlar. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich werde heute spät nach Hause fahren. Ich werde heute spät nach Hause fahren. Fahren Sie nach Hause. Fahren Sie nach Hause. Gestern bin ich spät nach Hause gefahren. Gestern bin ich spät nach Hause gefahren. Şimdi arkadaşlar frage, yani soru cümlelerini inceleyelim. Ich fahre jetzt nach Hause. Evet, bunu baz alacak olursak fahren Sie nach Hause. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Demek ki fiilimi başa getirdiğimde ne oluyormuş? Fahren Sie nach Hause, eve mi gidiyorsunuz anlamına gelmiş oluyor. Ancak az evvel buraya bir ünlem koymuş olduğumda fahren Sie nach Hause, eve gidin demiş oluyordum. Onun anlamı neydi? Eve gidin anlamındaydı. Yani burada bir emir vardı. Ancak fahren Sie nach Hause derken eve mi gidiyorsunuz? Farkındaysanız bu melodiler de bayağı fark ettiriyor anlamını. Ve öğelerin yerli yerinde oluşunu görüyorsunuz. Tıpkı demin olduğu gibi. Ancak soru cümlesinde demek ki ben ne yapıyormuşum? Fahene, yani eylemi başa getirmiş oluyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Sind Sie mit dem Auto nach Hause gefahren? Evet, bakın burada arkadaşlar bir perfekt zaman söz konusu. Gefahren ve sind yardımcı fiilim değil mi? Mit dem Auto neydi? Arabayla nach Hause, arabayla mı eve gittiniz diye soracak olursak demek ki ne oluyor arkadaşlar? Sind Sie gefahren, sürdünüz mü, gittiniz mi anlamında değil mi? Sind Sie gefahren. Dolayısıyla diğer öğeleri de buraya cümlenin içerisine yerleştirdiğimde Sind Sie mit dem Auto nach Hause gefahren, eve arabayla mı gittiniz anlamına gelmiş oluyor. Demek ki ne yapıyorum arkadaşlar? Mutlaka soru cümlelerinde olmazsa olmazımız nedir arkadaşlar? Fiilimi ya da yardımcı fiilimi başa getiriyorum. Ya da ne yapıyorum arkadaşlar? W-Fragen, yani W'li soruları getirdiğimde bu da gene ne oluyordu?
soru cümlesi olmuş oluyordu. Tıpkı burada olduğu gibi. Wann fahren Sie nach Hause? Wann, ne zaman? Ne zaman eve gidiyorsunuz? Derken demek ki ne yapacağım arkadaşlar? Wann fahren Sie nach Hause? Ve sorusunu buraya getirmiş oluyorum. Bunu başka bir yere getiremem arkadaşlar. Bunu mutlaka ne yapacağım? Başa getirmem gerekiyor. Demek ki ne zaman eve gidiyorsunuz derken, bu soruyu sorarken Wann fahren Sie nach Hause diye sormuş oluyorum. Tabi burada arkadaşlar bu tekrarları yaparken ben size bunu söylediğimde bu cümlenin melodilerinde mutlaka buna göre tekrarlayalım. Çünkü o zaman bir anlam kazanmış oluyor. Doğru söylemiş, doğru telaffuz etmiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Wovon träumst du? Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar träumen von bir şeyin hayalini kurmak demek. Demek ki träumen von bir şeyin hayalini kurmak demek. Bakın burada von görüyoruz, von prepozisyonunu ve Wovon derken neyin hayalini kurarsın, neyin hayalini, evet öyle deriz değil mi güzel Türkçemizde, neyin hayalini kurarsın derken Wovon träumst du, bunu da gene ayrıntılı şekilde görmüştük arkadaşlar ve diğer yapılarla, diğer eylemlerle görmüştük. Dolayısıyla ne oluyordu? Wovon derken neyin demiş oluyorduk. Wovon träumst du diye sormuş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Fahren Sie nach Hause? Fahren Sie nach Hause? Sind Sie mit dem Auto nach Hause gefahren? Sind Sie mit dem Auto nach Hause gefahren? Wann fahren Sie nach Hause? Wann fahren Sie nach Hause? Wovon träumst du? Wovon träumst du? Şimdi arkadaşlar Hauptsätze, yani ana cümle içerisindeki Konjunktiv 2 Präsens, yani hatırlayacak olursanız arkadaşlar Konjunktiv 2, bunu ayrıntılı şekilde görmüştük, dilek şart demekti. Präsens de geniş zaman için kullanılıyordu. Şimdiki zaman geniş zaman, dolayısıyla bu Präsens başlığı içerisinde inceleniyordu. Dilerseniz örneklerimize bir bakalım. Ich würde gern Urlaub machen. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar ne demiştik? Konjunktif olduğunda tıpkı gelecek zaman yapısında ki bu würde'ni kullanıyorduk. Würde gern machen, yapmak isterdim anlamında. Bakın burada ne olmuş? Würde gern Urlaub machen dediğimizde demek ki ne yapmış oluyorum? Ich würde gern Urlaub machen, tatil yapmak isterdim. Urlaub, tatil, gern, severek, würde machen, yapmak isterdim anlamında. Sonraki cümleye bakalım. Du solltest zum Arzt gehen. Evet arkadaşlar, sollen neydi? Melimalı demekti. Yapmalısın, etmelisin anlamına gelen solltest. Bu da gene dilek şart kapsamı içerisinde kullanılıyor. Du solltest ve ne oluyordu arkadaşlar modal fiilde? Asıl fiilin mastarda olağan bir şekilde cümlenin sonundaydı ve solltest şeklinde yorumlanıyordu. Sonrakine bakalım isterseniz. Yani dolayısıyla doktora gitmelisin derken Du solltest zum Arzt gehen. Burada bir tavsiyede bulunuyorum. Bir istek, bir dilekte bulunuyorum. Yap, yani o kadar kötü gözüküyorsun ki artık doktora gitmelisin anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Du solltest zum Arzt gehen deniliyor. Yani burada bir aslında tavsiye de söz konusu. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, ki bu yapıyı da biliyorsunuz. Ich hätte gern einen Kaffee. Bir kahve isterdim. Ne deriz güzel Türkçemizde? Bir kahve rica ediyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı da ne olacak? Ich hätte gern einen Kaffee. Bir kahve arzu ediyorum demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım. Sie wäre gern wieder 18. Evet. Sein fiili ne olmuş arkadaşlar konjunktif?
Zwei bunu dediğim gibi konjonktif 2 konusunu çok ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa arkadaşlar mutlaka ilgili ders videosunu izlesinler. Ne oluyordu Zeyn arkadaşlar hatırlayalım. Wären dolayısıyla sie wäre 3. tekle göre çekimliyorduk öyle değil mi? Sie wäre gern wieder 18, wieder tekrar. O tekrar 18 olmak isterdi. Gen pekiştireç noktasında severek, isteyerek anlamına geliyor. Dolayısıyla güzel Türkçemizdeki karşılığı ne? O tekrar 18 olmak isterdi. Öyle değil mi? Bir istek, bir dilek söz konusu burada. Dolayısıyla Sie wäre gern wieder 18 demiş oluyorum. Ve sonuncusuna baktığımızda bu bir ne arkadaşlar? Bu bir soru cümlesi. Ancak aynı zamanda da konjunktif 2 kapsamında yani konjunktif 2 kapsamında olan bir soru cümlesi. Ne oluyor arkadaşlar bu cümlenin gidişinde? Würden Sie mich bitte vorbeilassen? Evet ne olmuş arkadaşlar? Würden'i görüyoruz ve vorbeilassen. Vorbeilassen anlamı ne? Vorbeilassen arkadaşlar şu demek. Diyelim ki şöyle anlatayım ben size. Yoldan yürüyoruz. Dar bir koridordan geçtiğimizi farz edelim. Geçebilir miyim? Müsaade eder misiniz geçmeme? Diye kullandığımda demek ki vorbeilassen bu bir eylem. Güzel Türkçemizde birebir karşılığı yok belki ama yani geçmeme müsaade eder misiniz anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu da bir dilek, istek anlamında öyle değil mi? Dolayısıyla benim oradan geçmeme müsaade eder misiniz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı Würden Sie mich bitte vorbeilassen? Geçmeme müsaade eder misiniz? Gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich würde gern Urlaub machen. Ich würde gern Urlaub machen. Du solltest zum Arzt gehen. Du solltest zum Arzt gehen. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Sie wäre gern wieder 18. Sie wäre gern wieder 18. Würden Sie mich bitte vorbeilassen? Würden Sie mich bitte vorbeilassen? Evet arkadaşlar bu dersimizde Verben im Satz yani bir cümlenin içerisindeki fiilleri Hauptsatz alt başlığı altında incelemiş olduk. Yani ana cümle içerisinde incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Tschüss.